ikinci sorumuza kökler toplamını istemiş. Öncelikle bizim kökleri düzenlememiz lazım. Şöyle burada yine bir 3 üzeri x var. 3 üzeri x'in karesi var. O halde 3 üzeri x'e t dediğimde 3 üzeri 2x'e de t kare demem gerekir. T kare. Burada 3 üzeri x artı 1 de şöyle yazabilirim. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 şeklinde yazabilirim biliyorsunuz ki. O halde buradaki katsayımız 4 çarpı 3'ten eksi 12 t artı 27 eşittir 0 olacak. T27'yi bulabilmemiz için nedir? Eksi 9 ve eksi 3 şeklinde yazarsak t değerimiz 9 ve 3 gelecektir. 3 üzeri x ifademiz 9'a eşit olacak ve 3 üzeri x ifademiz 3'e eşit olacak. Bunu verecek değerimiz x eşittir 2. Burası nedir? X eşittir 1 değeri. O halde kökler toplamımız da 3 olur. Evet, çözüm kümemiz. Bu şimdi burada x bölü x eksi 1'lerimiz ortak zaten bunu görebiliyoruz. O halde direkt x bölü x eksi 1'e t dediğimiz zaman t kare eksi t eksi 2 eşittir 0 denklemi gelir. Ve buradan eksi 2 artı 1 şeklinde yazdığımızda t değerimiz 2 ve eksi 1 olacaktır. O halde eşitleyelim yani x bölü x eksi 1 ifadesine 2 diyelim. İçler dışlar çarpımı yaptık x eşittir 2x eksi 2 buradan da x eşittir 2 gelir. Aynı şekilde x bölü x eksi 1'i bu sefer de eksi 1'e eşitleyelim ve içler dışlar çarpımı yaptığımızda x eşittir eksi x artı 1 oldu. 2x eşittir 1'den x değerimiz de 1 bölü 2 olur. O halde köklerimiz nedir? 1 bölü 2 ve 2 olacak şekilde A şıkkı gelecektir. Evet. X değerlerin çarpımı. Şimdi burada 2x eksi 1 var. Ortak geldiğine göre o zaman karşı tarafa atıyorum direkt. 2x eksi 1, 3x kare eksi 12x artı 10 eksi 2x eksi 1 eşittir 0 şeklinde. Ve bunlar ortak. 2x eksi 1'lerimizi ortak paranteze aldığımızda 3x kare eksi 12x artı 10 ve buradan da eksi 1 geleceğine göre nedir? Direkt artı 9 eşittir 0 olacaktır. Buradan kökümüz zaten 1 bölü 2. Buraya baktığımız zaman burasını 3 parantezine hatta almış olsak daha kolay çarpanlarına ayırabiliriz. X kare eksi 4x artı 3 gelecektir. Ve buradan da direkt kökler çarpanlarına ayrılabildiği için direkt çarpımı yazabilirim. C bölü A geliyordu burada zaten kökler çarpımımız. O da nedir? 3'tür. 3 var ve burada bir kökümüz daha var. 1 bölü 2. O halde kökler çarpımız 3 bölü 2 olacaktır. Denklemin sağlayan x değerlerin toplamı. Şimdi burada yine bu sefer de kök x eksi 2'lerimiz ortak. O halde bu kısma t dedim. Ve burada nedir? T artı 3 bölü t. 4'ü de karşı tarafa aldım. Eksi 4 eşittir 0 oldu. Düzenlediğimiz zaman t kare eksi 4t artı 3 eşittir 0 denklemi gelir. Ve buradan eksi 3 eksi 1 şeklinde yazdığımızda köklerimiz yani t'nin kökleri 1 ve 3'tür. T dediğimiz ifadeye eşitleyelim. Bu ifadeye bir 3 bulduk. Bir de nedir? X eksi 2 kök içerisinde x eksi 2'yi 1 bulduk. İki tarafın karesini aldığımda x eksi 2 eşittir 9 ve buradan x değerimiz 11 gelir. Buradan da x eksi 2 eşittir. İki tarafın karesini aldım 1. Buradan da x değerimiz 3 gelecektir. X değerlerin toplamını istediğine göre toplamımız da 14. Evet, x artı y artı z. İki denklemden bize bunların toplamını istemiş. Şimdi şöyle yapabiliriz. Biz bunların bu ikinci denklemi eksiyle çarpsak artı 3x artı 2x'ten 5x geldi. Eksi y'den dolayı burada da 5y geldi. Eksiden dolayı burada artı 2z geldi. Topladık 5z oldu. Burası nedir? Toplamı 10 gelecektir. O halde ben bu kısmı 5 parantezine aldığımda x artı y artı z'si 10 olduğuna göre sadeleştirdim ve toplamlarını 2 buluruz o halde. 9. sorumuzda denklemi sağlayan kaç farklı x reel sayısı vardır? Şimdi burada ikili ikili gruplandırarak çarpanlarını ayırmamız lazım. Öncelikle bu ikisine baktığımda ikisine ortak olarak x kare var. X kare parantezine aldığımda x artı 1 geldi. Burada da ortak olarak 3 var. 3 parantezine aldığımda x artı 1 eşittir 0. Ve şu anda ortak olarak x artı 1'ler var. O zaman x artı 1 parantezine aldım. X kare artı 3 eşittir 0 olacaktır. Kökleri sormuş bana buradaki kök eksi 1. Burasını hiçbir şekilde 0 yapan bir değer olmadığı için buradan bir kök gelmez. Kaç farklı kökü vardır dediğine göre cevabımız 1 olacaktır. Evet. Yine çözüm kümesini istemiş. Şimdi burada yine aynı şekilde gruplandırarak yapacağım. Burada ikisine baktığım zaman x kare var. Ortak var. X kare parantezine aldığımda x eksi 1. Eksi. Burada da 9 parantezine aldığımda yine x eksi 1 gelecektir. Yine artı 9 elde edeceğiz. Paydadaki ifade yine aynı şekilde çarpanlarına ayırdığımda x artı 3, x artı 1 diye çarpanlarına ayırdı. Eşittir 0. Çözüm kümesi için o zaman yine aynı şekilde öncelikle şurada da x eksi 1'lerimiz ortak. Orasını da düzenleyelim. Burada da x kare eksi 9. Paydayı yine aynen yazıyorum. Eşittir 0. Şimdi x kare eksi 9 2 kare farkından ne gelecektir burası? X artı 3
x eksi 3 şeklinde gelecektir. Ve buradaki x artı 3'lerimiz sadeleşir. O halde pay kısmını sıfır yapacak değerlerimiz buradan 1 gelir. Buradan da 3 geleceğine göre çözüm hükmümüz nedir? 1 ve 3 olacaktır. Evet, 11. sorumuzda yine bir mutlak var. O halde mutlaktan dolayı iki farklı şekilde yapıyorduk biliyorsunuz ki. X'i sıfırdan büyük olduğunda ve x'i sıfırdan küçük olduğunda. Önce burayı incelersek artı olarak çıkacak. Yani pozitif olarak çıktığında x kare eksi 9 eşittir sıfırdan. Buradan nedir? Köklerimiz 3 ve eksi 3'tür. Sıfırdan büyük olduğu için 3'ü alırız, eksi 3'ü almayız. Sıfırdan küçük olduğunda eksi x olarak çıktığı için eksi x kare eksi 9 eşittir sıfır. Eksi ile çarptığımız zaman da x kare artı 9 eşittir 0 olacak. Ve bu ifadeyi 0 yapan bir kök olmadığına göre hiçbir şey gelmeyecektir. O halde kökümüz 3 olur. İkinci sorumuzla. Şimdi 3 üzeri eksi x, 3 üzeri eksi 2x dikkatimi çekiyor. 3 üzeri eksi x'e ben t desem ve bu iki tarafın karesini almış olsam 3 üzeri eksi 2x eşittir t kare olacaktır. O halde bu kısma t kare dediğimizde eksi 2t eksi 3 eşittir 0. 3'ü de karşı tarafa aldım. Ve çarpanlarını ayırdığımda eksi 3 artı 1 şeklinde yazarsam t değerim 3 ve eksi 1 gelecektir. T dediğimiz ifade 3 üzeri eksi x'e 3 dediğimiz zaman. Şimdi burasının o zaman ne yapmamız lazım? Şöyle yazabiliriz bu ifadeyi. Kuvvetini 3 yapmamız için 1 bölü 3 üzeri x eşittir 3 demiş olsak. X değerine buradan o zaman ne olması lazım? Eksi 1 gelmesi lazım ki 3 üzeri eksi 1'den 1 bölü 3 olarak ters dönsün ve 3'e eşit çıksın. X değerimiz 1 gelebilir. Diğeri de nedir? 3 üzeri eksi x'e bir de eksi 1 dememiz lazım. Şimdi burası yine 1 bölü 3'ün x'inci kuvveti şeklinde de yazabiliriz. Bunun eksi 1'e eşit olabilmesi mümkün değil. Çünkü 1 bölü 3 pozitif bir sayı olduğu için kuvveti ne olursa olsun negatif olamayacağına göre buradan kök gelmez. O halde tek kökümüz eksi 1'dir. Evet, en küçük kök. Şimdi burada x kare eksi 1'ler dikkatimizi çekiyor tabii ki. Buna t dediğimiz zaman nedir? T kare eksi 11t artı 24 eşittir 0. Ve burada çarpanlarını ayırdığımızda eksi 3 eksi ve eksi 8 ve eksi 3 yazdığım zaman 24 ve eksi 11'i elde ederiz. Burada köklerimizden biri 8, diğeri de 3 olacak. X kare eksi 1'i 8'e eşitlediğim zaman x kare ifadesi 9 olur. O halde kökleri 3 ve eksi 3'tür. X kare eksi 1'i 3'e eşitlediğim zaman x kare eşittir 4 olacak. Köklerimize 2 ve eksi 2 olacaktır. O halde burada da en küçük kökümüz eksi 3 gelir. Evet, denklemin kökler toplamı. Şimdi burada yine bu 2'yi de şöyle yazabiliriz bu arada. Kök x'in 1 bölü 3. kuvvetinin 2. kuvvette dememle bu ifade birbirine eşit. X içeri de girebilir, kökün içerisine gelebilir, dışarı da çıkabilir. O halde ben bu kısma t desem burası ne olacak? T kare olacak. T kare artı t eksi 6 eşittir 0 geldi. 3'e eksi 2 şeklinde yazdığımızda t değerimiz buradan eksi 3 ve 2 gelir. T kime demiştik? X üzeri 1 bölü 3'e t demiştik. O halde bu ifadenin eksi 3 olduğundan bahsediyor. Şimdi burada x tek başına bulabilmek için nedir? Kuvvetini 3 ile çarpsam aynı şekilde burada da 3 ile çarpsam. X eşittir eksi 3'ün küpünden eksi 27 gelecektir. Bir değerimiz bu olabilir. Diğeri de 2 olacaksa x üzeri 1 bölü 3'ü 2'ye eşitlediğim zaman yine buradaki 1 bölü 3'ten kurtulmak için 3. kuvvetini aldım. Buradan x değerimiz 8 olacaktır. Bizden kökler toplamını istemiş. Kökler toplamımız burada eksi 19 olacaktır. Şuna dikkat edelim. Kökün içerisinde x ifadesi var ama kökün kuvveti tek olduğu için içerideki ifade negatif olabilir. Onda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Evet, 16. sorumuzda denklemin kökü. Öncelikle şu köklü ifadeyi tek başına bırakalım. X'i karşı tarafa aldım 6 eksi x olarak. O halde denklemimiz artık 2x artı 3'ün kökü ve 6 eksi x oldu. İki tarafın karesini aldığımızda 2x artı 3, burada da karesini aldığımızda 36 eksi 12x artı x kare geldi. Düzenlediğimiz zaman x kare eksi 14x artı 33 eşittir 0 ifadesi gelir. Ve burada artı 33 elde etmek için eksi 11 eksi 3 şeklinde yazarsam toplamları da eksi 14 olacaktır. O halde x değerimiz bir 11 ve 3 olacaktır. Şimdi baktığımız zaman köklü ifade olduğu için yine kontrol etmemiz lazım. 11'i kontrol etsek burası 22, 25'ten dışarıya 5 olarak çıkacak. 6 eksi 11 yazarsam eksi 5 olur. O halde burası sağlamaz. 3 yazsam 9'dan dışarıya 3 olarak çıkacak. 3 yazsam burası da 3 geldi. O halde 3 kökümüz sağladığına göre cevabımız 3'tür.